Bu videomuzda kilit bağlantısından bahsedeceğiz. Ancak kilidi bağlamadan önce size diyot bağlantısını anlatmak istiyorum. Çünkü diyot bu tarz basınç kilitlerde veya elektronik kilitlerde önemli bir unsurdur. Eğer diyot kullanmazsak bu akımın cihaza tekrardan dönüp cihaza zarar vermesine veya cihazın kapanıp açılmasına yol açabilir. Kilit bağlantısı için de diyot bağlantısı için de diyotumuzun ucunda çizgili kısım vardır. Bu diyotumuz 1N4001 diyotudur. Çizgili kısma adaptörden gelen artı ucumuzu bağlıyoruz. Yani bu şekilde artı ucu sarıyoruz. Çizgisiz tarafa da eksi ucumuzu bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bu diyotumuzu tabi geriden biraz kesip direkt kilide girişini yapabiliriz. Kilit tarafında artı eksi önemli değil. İstediğiniz tarafa artısını veya eksisini bağlayabiliriz. Evet, bu şekilde diyotumuzu bağlamış olduk. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken işlem adaptörümüzün artı eksisiyle kullanacağımız cihazı bağlamak. Cihazın artısını eksisini birbirine bağlıyoruz. Evet, cihazımızın artı eksisini bağladık ve cihazımıza enerjiyi vermiş olduk. Şimdi, şu an kullanacağımız kilit açık devre çalışan bir kilit. Yani normalde elektrik yokken kilitli elektriği verdiğimiz zaman açık konuma geçecektir. Cihazlarda NO, NC veya COM uçları vardır. NO, NC ve COM. Bazı cihazlarda bu LUK NO, LUK NC, LUK COM diye de geçebilir. Bu uçları kullanacağız. LUK NO normalde açık devredir. Yani şu an bu kilidimizde kullanacağımız açık devre. Bunun bağlantısını da cihazın artısını veya eksisini direkt gönderiyoruz. Ben burada cihazın eksisini direkt göndereceğim. Cihazın eksisini kilidimizin eksisine bağladık. Kilidimize giden artı ucu da cihazımızda NO'ya bağlıyoruz. Cihazımızın komuyla da adaptörün artısını birleştiriyoruz. Şu an kilitli konumda. Cihazımıza şifresini girdiğimiz zaman veya kartını girdiğimiz zaman kilidimizi açacaktır. Tetik süresi boyunca kilit açık kalacaktır.
kapalı devre çalışan cihazlarımızda bu cam kilidi olabilir veya başka bir kapalı devreyle çalışan cihazımız olabilir. Bunda ise bağlantı şeklimiz adaptörün yine aslında diğeriyle aynı. Fakat burada sadece NO yerine veya look NO yerine look NC'yi kullanıyoruz. Burada ben yine artıyı direkt bağlıyorum. Adaptörden gelen artıyı, kilidin artısını ve cihazın artısını birbirine bağlıyorum. Adaptörün eksisi ve NC ucumuzu birleştiriyorum. Ve kom ucumuzu da boşta kalan eksiyle birleştiriyorum. Şu an kilidimize elektrik geldi. Herhangi bir şifreyle veya kartla geçiş yaptığımızda yine tetik süresi kadar kilidimizi açık bırakacaktır. Buton bağlantısı ise cihazlarda buton çıkışı vardır. Bu aslında butonun mantığı bu iki kablonun birbirine değmesiyle tetik vermesidir. Butonları da buton girişlerine bağlayıp işlem yapabiliriz.